Hoş geldin Beste. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Harikayım. Şimdi sen merhum sanatçımız Kayahan'ın kızı Beste olarak hayatlarımıza girdin. Çok sevildin. Sohbet ortamlarında ben her zaman şu konuşmaya tanık oluyorum. Beste mi? Çok tatlı, çok güzel bir kız. Çok seviyoruz. Ne yapıyor şimdi? Evli mi? Çocuğu var mı? Senden şunu rica ediyorum. Tabii ki. Kısaca böyle bir özgeçmişini, şu an ne yaptığını, tabii biyografini ki bize anlatır tabii mısın? Tabii ki. Yani müzik hayatımın hep içindeydi. Müziğin içine doğdum. Adım evet. Beste. Konservatuvar mezunuyum ama bu yola geçtiğimiz Nisan ayında çıktım. Hı hı. Kendi bestem ve kendi sözüm. Biliyorsun sen de Canım Seni Çekiyor'la çıktım. Evet. Şimdi sevgili Şehrazat ablamın şarkısı Timsah Gözyaşları. Klibimiz de yayınlanıyor artık. Geçen sene ilk kez şarkı aynen yaptın yani. İlk single kez yaptın. Daha önce yazdığım sözler vardı. Tabii. İşte Rahmetli Kerim Çetin'in Kar Beyaz şarkısının tabii sözleri derken bir söz yazarlığı hep vardı bir beste yapmak ama hani şarkı söyleme kısmı ilk defa 14 Nisan 2023'te, hı-hı, o da Dünya Kuantum Günü'ymüş bu arada. Boşuna değil, ben bir kişisel gelişimci olarak oldu aslında. Evet. İlk o zaman merhaba dedim, hı-hı, ve artık bu yolda yürümeye devam edeceğim. Çok keyifli, çok güzel. Evet. Hep diyorlar ki neden bu zamana kadar sen bir şey yapmadın? İşte çok içinde bulunmayı sevdiğim bir ortam değildi çocukluğumda gördüğüm, deneyimlediklerim ve babamın tabii ki beni o korumak ve kollamak alanında o gördüklerim birçok şey haklıydı. Hı hı. Ama diyorum artık kocaman oldum, kendi kendimi koruyabilirim babam evet olmasa da. Evet. Çok keyifli, çok güzel, çok özel şeyler yapacağız. Evet. Konserlerimiz, çok güzel bir projemiz var. Yani sahnede sadece şarkı değil aslında bir hikaye olacak ve çok keyifli olacak. Babamı hatırlatmak, o güzel besteleri ve notaları aslında herkesin duymasına vesile olmak bence benim misyonum. Çünkü biraz önce konuştuk ya seninle. Çok böyle artık hemen kolay yapıyorlar her şeyi. Çok basitleştiriyorlar her şeyi. Bence sözler, dedim ya babam bazen aylarca bir şarkının sadece tek bir kelimesi için evet uykusuz kaldığını biliyorum. Belki o kadar da mükemmeliyetçi olmak, belki de biraz zor değerli kodu olduğu için olabilir baba. Mükemmeliyetçi olduğu için ama yine de özen göstermek, önem göstermek. Evet. Yapmış olmak için değil de gerçekten hakkını vererek bir şey yapmak çok önemli ve çok özel. Ben de o şarkıların babam vefat ettiğinde diyelim 15-16 yaşındaysa şu anda kocaman bir delikanlı, belki evlendi genç, hı-hı, 25 yaşlarında. Niye dinlemesin o güzel şarkıları? Neden yeni halleriyle, aa ne kadar güzel senin sesinden. Evet, o şarkılarla buluşmasın ki babamla da düetlerimiz olacak bu arada. Artık, hı-hı, teknoloji o kadar ilerledi ki hani baba kız o birlikte de şarkı söyleyeceğiz babamla beraber. Hı-hı. Erhan abi yapıyor, Erhan Bayrak. Dersen ki Beste başka ne yapıyor? Ben 2008 yılından beri bir kişisel gelişimin içindeyim. Hı. Enerji terapistiyim. Birçok tekniğin eğitmeniyim. Çok fazla sınıflarım var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Onları yapıyorum. Online ve yüz yüze. Çok keyifle devam ediyorum. Bir de üzerine şimdi müzik eklenince. Hı hı. Beste ne yapar? Evli. Bir de iki tane çocuğum var. Bir tanesi 11 yaşında, bir tanesi 25 yaşında. Bu çok önemli. Bu bilinmiyor. Hep bunu soruyorlar bana. Çocukları var mı? Seninle dostluğumuzu bilenler diyor. Beste ne yapıyor? Evli mi? Çocuğu var mı? Diye çok soruyorlar. Var. Çocuğum var. Biri 11 yaşında, oğlum var. Hı hı. Bir tane de 25 yaşında yine bir oğlum daha var. Hı hı. Onlarla zaten hayat çok hızlı ilerliyor. Birisi çok çabuk büyümeye başladı artık rüzgar. Büyük olan büyüdü ama onun da hayalleri var, yapmak istedikleri var. Büyük olan da konservatuvarda mı müzik okuyordu? Evet, müzik teknolojileri bölümünde okuyor. O da bu sene son senesi, hı hı, mezun olacak. Çok kabiliyetli, çok yetenekli. Biraz böyle müziğin mutfağında olmayı seçti o da. Hı hı. Sesi de çok güzel. Gitar da çalıyor. Her elektro gitar, işte bas gitar, klasik gitar, akustik hepsini çalıyor ama o böyle kendini birazcık geride, hı hı, tutmak istiyor. Saygı duyuyorum. Yıllarca medyadan hep uzak durmayı tercih ettin. Evet. Şimdi sanki daha böyle görünür olmayı seçtin. Ne tetikledi seni? Yani bir aslında yıl öncesine kadar müzikten, evet, uzaktın, medyadan uzaktın en önemlisi. Bu nedenle, evet, zaten insanlar senin hani Beste, aa çok seviyoruz ama şimdi ne yapıyor, nerede diye, hı hı, soruyorlardı. Ya aslında ben 2015 yılında babamı kaybettikten sonra kendi yolculuğumda bazı şeylerin değişmesi ve dönüşmesi gerektiğini fark ettim. Başkalarıyla ilgili o ilişkilerde kendi sorumluluğumu almayı seçtim. Hani onları suçlamak ve onları yargılamaktan öte bunda benim oluşmasındaki payım ne? Hiçbir şey tek taraflı değil çünkü. Belli inanç kalıplarımız var ve onları deneyimletiyor insanlar bize. Hak etmiyorum'a inanıyorsak, hak etmediğin her şeyi yaşıyorsun eninde sonunda. Arkadaşın, işin, evin, her şey sana o hak etmediğini düşündüğün ne varsa onları yaşatıyor. Ben kendi çıktığım bu yolculukta dedim ki
kendini sınırlayıp tuttum. Müzik diyorsun, neden yapmadın? Çünkü orada çok fazla blokajlarım vardı benim. Küçükken yaşadığım travmalar vardı değil mi? Babamın çok küçük yaşta, işte 5 yaşındayken Ankara'da bizi annemle bırakıp İstanbul'a gelmesi. Benim için gerçekten çok ama çok üzücü bir şeydi. Babamı görememek. O zamanlar böyle görüntülü konuşamıyorsun, cep telefonları yok. Bizim evimizde de telefon yoktu o zaman. Komşumuzun telefonu vardı. Hep anlatıyorum, böyle kaloriferi oklavayla vururdu. Unuttum, yaşlı bir teyzeydi. Hı hı. Biz annemle babam arıyor diye anlardık. Telefon çalması bizim için oydu. Pıt 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 merdivenlerden yukarı çıkardık. Ve jetonla aradığı için babam, sorardım kaç tane jetonun var. Hı. Çünkü her bir jetonun bir süresi var ve benim de çok anlatacaklarım var. Ona göre böyle sıraya koyup bir an evvel her şeyi anlatmak için heyecanla, baba kaç jeton? Bir işte kaldı deyince böyle çok üzülürdüm. Hani artık daha fazla konuşamıyorum. Tink diye böyle kapanırdı. Kapandı. Bir daha aramak yok zaten. Bana göre de sanki bu işi yaparsam çocuklarımdan ayrı kalırım, sevdiklerim üzülür, böyle yalnız bırakırım. Böyle çok fazla kafamda hikayeler vardı. Hmm. Onun için hep kendimi geride tuttuğumu fark ettim. Ama şimdi babanın müzikle uğraşması, işte sevilen bir sanatçı, ünlü olması tabii ki zordu. Çünkü yani sadece ben babamı dışarıda nerelerde gördüm dersen, benim işte konservatuvar bale bölümündeyken sahnede bale yapıyorsam, bir gösterim varsa en önde oturup bana çiçek verirdi. Dışarıda oluşumu sadece o sahneleri hatırlıyorum. Sinemaya gitmedik, dışarıda yemek yemedik, gezmedik, dolaşmadık, parka gitmedik, sinemaya gitmedik, hiçbir şey yapmadık. Bizim her şeyimiz evdi. Evet. Ve yemeğimizi evde yerdik. İşte maç seyretmeyi çok severdi babam. Pazar günleri bizim için çok özeldi. Balık ve maç günümüzdü. Ama her şey evdeydi. Evet. Arkadaşlarıma bakınca da yani kendimi biraz böyle eksik hissediyordum aslında. Onlar neden babalarıyla, anneleriyle rahat rahat her yere gidiyor, her şey yapıyor da biz her şeyi evimizde yapıyoruz. Hı hı. Buraya da kendi çocuklarımı taşımak ve o babamın kimliğini de aslında çok ağır bir şey çünkü. Hı hı. İnsanlara göre hayatını yaşamak, onların gözüyle bir şeyleri yapmak ya da yapmamak, tercih bile bazen sizin ötenize geçebiliyor. Onun için dedim ki sen boş ver, bunları yapma Beste o dönemlerde. Evet. Sonra da şimdi düşünüyorum, hayır ya ben öyle olmak zorunda değilim. Evet, hı hı, o bir örnekti. Evet, üzüldüğüm zamanlar çok oldu ama güzel tarafları da var. Hı hı. Şimdi ben yine çocuklarımla güzel zaman geçirerek, onlarla sinemaya giderek, tiyatroya giderek, gezerek, eğlenerek yine bu işi yapabiliyorum. Bir de şu da var şimdi, Kayahan tatlı sert bir babaymış anlattığın tabii, kadarıyla. Ve tabii. Sen bu yüzden erken yaşta evlenmek de zorunda kaldın. 96 yılında Tayfun'la evlendin. Aynen. Aslında hani flört edeceğiniz o dönemde nerede evleniyorsunuz. Yok öyle bir şey. Ve sonrasında şu an 4. evliliğini yaptın. Bunları aynen, da aslında o zamanki aynen, travmalarının bir devamı mı oldu? Ya dediğin gibi babam çok koruyucuydu. Saat 8'den sonra dışarıda olmak mümkün değildi. İlk cep telefonu çıktığında benim vardı, arardı. Eve gidene kadar o telefonu kapatmazdı. Çünkü annemle ben 18 yaşındayken ayrılmışlardı. Bizimle bir sokak vardı. Aramızda sadece uzak olmayalım diye ona yakın bir yerden ev almıştı bize. Hep böyle bir denetleme, neredesin, çok, ne yapıyorsun? Evet, haklı tabii yani baktığınızda kız çocuğu yetiştirmek de bu Türkiye'de özellikle bir de şimdi, eskiden o kadar değildi ama o sanki bunu hissetmiş diyeyim, o kadar beni koruyordu ve kolluyordu. Mümkün mü ben birisiyle flört edeyim, onunla sinemaya gideyim, yemek yiyeyim, dışarı çıkayım? Hayır. Tayfun'la da okul arkadaşısınız. Okul arkadaşıydık. Klibimde dans eder misin demişti bir gün bana, okula gelip, o mezun olmuştu benden çok büyük. Ben de ya babama sorayım demiştim. Sonra babama bir sordum. Ondan sonra evlendik zaten. Evet. Hem klibinde oynamama zaten izin vermedi. Sen dedi balerinist istersen koreografide yardımcı olabilirsin dedi. Evet. Ondan sonra böyle aramızda bir yakınlık oluşunca da bir anda sözlendik, nişanlandık, askere gitti geldi ve evlendik. Sonrasında ayrılıyorsun. İkinci evlilik, üçüncü evlilik derken şimdi dördüncü evlilik. Allah mesut etsin. Evet. Geçen sene evlendin. Evet ya, ben ilişkilerin gitmiyorsa ve yürümüyorsa sürdürülmesi taraftarı değilim. Ne çocuklar için, ne el alem için, ne kendin için. Olmuyorsa olmuyordur. Hiç kimseyi değiştiremeyiz. Biz de kendimizi değiştiremeyiz. Biz buyuz. Ya olduğu gibi kabul etmek lazım. Ya da o bir süre sonra ilişkilerin içinde bir şeyler oluşmaya başlıyor ya. Anlaşmazlıklar, böyle işte birbirine karşı farklı tutumlar ve tavırlar. Onun içinde kalmayı ben şey bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Mutsuz oldun yani. Kesinlikle durmayacaksın. O çocuklar için de iyi değil zaten, eğer çocuğun varsa, bir evladın varsa. Mutlu olduğum yerdeyim. Gittiği yere kadar her zaman orada durmayı seçiyorum. Hiç kafamda bir şeyim yok. Hani 10 sene, 20 sene, 100 sene, 50 sene ama kimse tabii ki ayrılmak için de evlenmiyor. Hı-hı. Ama eğer olmuyorsa olmasın daha iyi. Evet. Tayfun'la Kar Beyaz şarkısını, Kerim Tekin'in Kar Beyaz şarkısını sen yazmış, birlikte yazmışsınız. Bestesi ben bunu onun, çok sonra senden öğrendim ve çok şaşırdım. Evet.
O dönemde Kar Beyaz sözünü yazdığım albümde benim 5 tane daha sözüm vardı. Çok da güzeldi hepsi ama Kerim Tekin öyle bir zamanda aramızdan ayrıldı ki albüm çıktı ve hemen çok kısa bir süre sonra onu kaybettik ve hiçbirisi dinlenmedi. Dinleyiciyle buluşamadı. Ancak hani belki bir dijitalde dinlemeyi seçerlerse oraya yazdıklarında ancak o şarkılara var ulaşabilirler. Var. Levent Jonker'in albümünde yine sözlerim var. Babamın destek olduğu bir albümde aslında çok fazla sözüm var. Hı-hı. Hani söz tarafında evet. Bestelerim de evet var ama işte şarkı söylemekte 2023'ün 14 Nisan'ında başladı. Peki bu Kerim Tekin'in şarkısı Kar Beyaz'la ilgili olarak siz yıllar sonra Tayfun'la bir araya geldiniz geçen sene. Evet. Ve birlikte o şarkıyı seslendireceğiz dediniz ama sanırım yapılmadı o proje. Yapılmadı. Onunla ilgili benim de içime sinmeyen bazı şeyler vardı aslında. Şarkı çok güzel ama bazen olmuyorsa olmamalı. Hani yapmış olmak için olmamalı aslında. O da kendisi söyleyebilir. Ben de kendim söyleyebilirim. O gidip biriyle düet yapabilir. Ben yapabilirim. Hı-hı. Ama şarkı çok güzel. Bence söylenmeli. Ve bilmeyen herkes de bence o şarkıyla buluşmalı. Çünkü çok güzel. Evet, sözleri güzel, destesi güzel. O da klasiklerimiz arasına girmiş kesinlikle bir şarkı. Çünkü. Belki farklı bir versiyonla da söylenilebilir. Hani dinliyoruz ya bazen eski bir şarkı yeniden yapmışlar. Ay bu ne güzel, bu neydi? Aa işte bu diyelim Sezen Aksu'nun şarkısıymış. Ne kadar güzel olmuş. Belki farklı bir formda. Yeni bir haliyle ben de bile düet yapabilirim. Evet. Tayfun'la düetiniz rafa kalktı. Evet. Ama geçen sene sizi aynı yayında birlikte gördük ve çok şaşırdık. Evet. Evet. Hani dostluğunuz devam ediyor mu? Görüşüyor musunuz hala? Ya ben 27 yıldır onu görmüyordum. Evet, 27 yıl sonra 27 yıldır. Geçen aynen sene. Kar Beyaz aslında bizi buluşturdu. İşte bir proje olduğunu söyledi. Ben de dedim tamam, çok cici bir eşi var, evet. Tuğçe. Onun beni araması, onun davetiyle bir yerde buluştuk. Aslında benim şimdiki eşimle de tanışmama vesile oldular gibi bir şey oldu. Gerçekten mi? Evren'le. Nasıl oldu? Orada mı? O gün mü tanıştırdın? Aslında o gün. Tanıştığımız gün. Yani görüştüğümüz gün. Buluştuğumuz gün. Evet. O çünkü o mekanla ilgili bir görevi olan bir kişiydi eşim. Tesadüf diye bir şey yok işte. Orada da onunla bir şekilde bir merhaba deyip bir adım atıldı diyeyim. Arkadaşlık, dostluk, iş birlikteliği derken ondan sonra bir de baktık evlenmişiz. Evet, 27 yıl önce, evet. 27 yıldır görmediğin ilk eşinle evet. bir araya geliyorsun. O gün orada çok tanıştığın kişiyle de evet. zaten 3 ay sonra da evleniyorsun. Aynen, 3 ay, 4 Evren ay sonra, 3 falan. Ay sonra evet. evleniyorsun. Evet. 3-4 evet. ay sonra. Çok değişik, bu hikayede bilinmiyor. Aynen öyle. Evet, güzelmiş. Tayfun'la şimdi devam ediyor dostluğunuz. Yani onlar tabii başka bir şehirde yaşadıkları için hani çok bir arada değiliz. Evet. Kimseyle gerek yoktu o zaten. O projeyi rafa kaldınız. Şimdi aynen. sadece babanın şarkıları. Babamın yeni projenin şarkıları, kendi evet. şarkılarım. Şu anda, şu an Timsah Gözyaşları. Aynen. İki tane isim var. Yani onu söyleyemeyeceğim ama çok güzel iki tane isimle harika düetler geliyor aslında. Oyunculuk hiç düşündün mü? Bunu bana çok soruyorlar. 2001 yılında Kandemir Kondu'nun Ona Bakma Bana Bak diye bir dizisi vardı, komedi. Çok önemli isimler vardı dizide de. Ben de orada oynamıştım 13 bölüm. Çok aslında keyif almıştım, çok sevmiştim. Sonra ne oldu bilmiyorum, bir daha onu yapmadım. Ama şimdi düşünüyorum, şimdi hani oyunculuk deyince biz konservatuvarda bale okurken işte mimikle, diksiyonla artık bütün hepsini birlikte alıyoruz zaten. Yapabilirim. Hı hı. Hani o kabiliyetim olduğunu da biliyorum. Gelecek olursa eğer herhangi bir şey, bir teklif, ne bileyim bilmiyorum, hani beni isterlerse bir reklam filmi olur, sinema filmi olur, dizi olur bilmiyorum. Hı hı. Ama istiyorum. Orada da yaparım. Evet, niye yapmayayım? Görmek istersin. Yaparım. Evet. Senin 1995 yılında Demet Şener'in birinci seçildiği evet. Miss Türkiye'de üçüncülüğün var. Evet. Sen o zaman 95 yılında güzel seçildin ve sonra sanırım Avrupa'da da bizi temsil ettin. Tabii değil ki. Mi? Doğru evet, biliyorum. Dördüncü. Peki bir neden de dostluk güzeli olmuştu. Peki bunu niye devam ettirmedin? Yani manken olabilirdin, babam, oyuncu olabilirdin. Babam, onu da denedim. Neşe abla, Neşe Erberk beni çok beğeniyordu. O zamanlar biz Ulus'tayız. Onun mankenlik ajansı Korukent'te, Levent'te. Birkaç tane beni özel açılışa davete yanında istemişti. Babamın izniyle gitmiştim. İşte defileye de çıkmıştım. Hı-hı. Çok da beğeniyorlardı beni. O zamanlar dans ettiğim için böyle çok değişik, çok farklı geliyordu herkese. Sırf hani sahnede yürümek dışında. Babam ondan sonra bir gün Neşe abla evine çağırdı. Dedi ki senin ajanstaki bütün fotoğrafları kasadan çıkart bana getir. Ben burada kasaya koyacağım dedi. İstemiyorum dedi kızımın dedi. Hmm. Daha fazla böyle göz önünde olmasını. Yine korumak ve kollamak içindir diye düşünüyorum. O da tabii ki kırmadı. O da orada öyle yarım kaldı diyeyim. Yoksa çok sevdiğim bir şeydi aslında. Çok keyif alıyordum orada yürümeyi. Güzel de taşıyordum. Dans da ediyordum. Böyle çok da güzeldi. O da orada yarım kaldı. Kayahan'ın bilmediğimiz böyle gün yüzüne çıkarmak istediğin şeyler var mı, hatıraları? Hani bu bir sergi, müze olabilir ya da bilmediğimiz farklı başka bir şey var mı?
Yani bilmediğimiz bir şey mutlaka yoktur ama ben çok isterim ki onun sahnede kullandığı kostümler, belki gitar, ne bileyim, belki el yazısıyla o yazdığı notalar, o sözler, onlar böyle bir yerde sergilensin ve babamı seven insanlar gelip o enerjiyle orada onlarla duygulansın. Evet. Bence bu olabilir. Olabilir. Hı hı. Şarkıları var hiç babamın duyulmamış. Bunu yapmak senin elinde mi yoksa yapabiliriz birlikte karar vererek tabii hem birlikte ki. Karar vererek. Hani babamın aynen kız kardeşimle beraber bir de İpek'le birlikte. Hı hı. Birlikte karar güzel vererek babamın aslında hiç duyulmamış şarkıları söylenilebilir. Başkaları tarafından çok isterim ki söylensin. Hmm. Çünkü sadece bizde değil. Hiç herkes bilinmeyen, söylesin. Dinlenmeyen 35 tabii tane şarkısı var. Yani babam diyordu ya, ben artık gidiyorum. Bu şarkılar sizin. Siz söyleyin, ben dinleyeceğim. En son konserinde öyle demişti. Hmm. İnşallah herkesin söylediği, seslendirdiği, herkesin de duyduğu, beğendiği, evet, o projeler yakın zamanda olur. Diyorsun ki ben babamla aramda bir enerji var. Onunla konuşabiliyorum. Ya bu çok yanlış anlaşıldığı için farklı bir alan. Bu benim eğitmeni olduğum şeyler. Şu anda burada bizi izleyenler, şöyle söylüyorum ben. Ben belki Gökteli'nin 30. katındayım. Onlar belki 5. katında ve benim orada söylediklerimi duyup anlayabilecek şeyde değiliz. Çünkü herkes her şeyi anlamak zorunda da değil. Herkes her şeye inanmak zorunda da değil. Herkes her şeyin içinde bulunmak zorunda da değil. O benim bir mesleğim, ikinci işim, hatta aslında önceliğim diyeyim. 16-17 yıldır çünkü bu işin içindeyim. O çok farklı bir alan. Evet, her şey mümkün. Ama onu sadece benim gibi buna gönül vermiş, zaman vermiş ve bunları deneyimlemiş kişiler ancak bunu anlayabilir. Bunun için duru görümü gerekiyor yani. Hiç gerekiyor? Öyle bir şey gerekmiyor. Hayır. Evet. Ben diyorum ki bunları merak edenler o sınıflara katılsınlar ve kendileri deneyimlesinler. Eğitimlerini alsınlar. Aynen, veriyorum. Ve ondan sonra zaten kendi yorumlarıyla bunları yorumlasınlar. Kimsenin söylediklerini, duyduklarını alıp kabul etmek zorunda değiller. Evet. Hani somut bir şey isteriz ya, gözümüzle görmek, hı-hı, ve duyunca inanırız bazı, hı-hı, şeylere. Herkes kendi gidip dokunsun, baksın bakalım nasılmış. Uzaylılarla ilgili açıklamayı yaptın. Çok konuşuldu, çok işte tartışıldı falan. Orada şimdiye kadar onca iş yaptın, hiç konuşulmadı. En çok uzaylıların o sohbetin konuşulması seni diyorum kırdı ya, mı, insanlar, kızdırdı hayır, mı? İnsanlar sadece gerçek olduğunu düşündükleri ve gözleriyle gördükleri şeylere inanmak gibi bir yargıya programlandıkları için bunun ötesine geçmek zaten mümkün değil. Ben de vakti zamanında böyle bir şey okusaydım, belki duysaydım, belki ben de böyle bir şekilde cevap verebilirdim. Ama her an değişiyoruz. Her gün bir başka biz açığa çıkıyor aslında. Bu benim belli deneyimlerim. Gönül Köşkü'nü müze yapma gibi bir planın vardı. O olmadı herhalde. Aslında o hep ailemizin arasında konuşulan, hani orası bir müze olsun, en azından ilk babamın o yaşadığı bir numaralı ev diyoruz biz. Orası böyle ziyarete açılsın ki konuma girdiğin zaman orası şey gibi gözüküyor, müze. Gönül Köşkü Müzesi diye çıkıyor konum bilgisine girdiğinizde. İstedik ama tabii her şey istemekle olmuyor. Bazen sadece hayalde kalabiliyor. Şu anda satışta zaten. Yaşanmayan bir ev, bir yer, çok büyük bir masraf öncelikle. O alan satılacak, sadece bir tanesini ayırıp müze öyle yapacaksınız. Öyle düşünmüştük ama o da ortak bir parçanın aslında bir evi olduğu için o da çok mümkün olmuyor, ayrılamıyor. Çünkü iki ev zaten beraber inşaaya, yıkılıp yeniden yapılması belki bilmiyorum bir devletin, işte Kültür Bakanlığı, bilmiyorum bir kolunun belki bize destek olup da ancak olabilecek bir şey. Kendi kendimize bunu zaten yapamayız, altından kalkamayız ama şu anda görünen o ki orasını satışta zaten hepimizin ortak kararı. Dediğim gibi yaşanmayan yer her zaman bir masraf, her zaman bize bir külfet ve mutlaka bakılması gerekiyor, özen gösterilmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki kocaman evler işte çok büyük bir arazi içinde bir de gidilmiyor. Değişik bir hayat hikayem var, baban var, babanın az önce bahsettiğimiz işte travmalar sende oluşan, bunları bir kitap haline getirmeyi düşünüyor musun? Babanın hikayelerini de anlatacağın. O zaman şöyle bir müjde vereyim ben. Yaklaşık 2-3 bunu da ilk defa söylüyorum aslında. Şimdi sen sorunca aklıma cevap geldi. Babamla ilgili bir film aşamasındayız şu anda. Senaristler hikayeyi oluşturdu. Çok güzel. Çok böyle bilinmeyen, gerçekten insanları böyle seyrettiğinde hani vuracak diyeyim size. Çok güzel bir hikayesi var. Bir film geliyor. Onun içinde de her şey olacak. Müzikler de olacak. O babamın aslında o 1969 yılından işte bu zamana kadar nasıl geldi, nasıl Kayahan oldu, hangi zorluklardan geçti, nelerle karşılaştı, bunların çok güzel bir dille anlatıldı.
harika bir film olacak. Şunlar da anlatılır herhalde. Senin anlattığın bir hikaye var beni çok etkileyen. Diyorsun ki babam aynı pantolonu hep giydiği için ya. Aynı yerden annem sürekli dikerdi. Ayakkabılarını boyardık sürekli. Kesinlikle. Diyorsun çocukken. Gerçekten öyle. İşte beyazla boyar, oradan koyu renge boyar, altı delinir, içine şey koyarlardı, muşamba koyarlardı, torba falan, hani içine su geçmesine. Çünkü babam arabası da olmadığı için her yere sırtında bir gitar kutusu. Ve biz annemle bakardık. Akatlar'da otobüsü, 58 B otobüsü geçti. Hop babam hemen bizim o yolda yürümeye başlardı. Karanfilköy'e gidiyor otobüs. Çünkü dönüşte onu duraktan alıp babam işine gidebilsin diye. Hani bence babam çok güzel bir örnek. Bir şeye gerçekten gönül verip peşinden yılmadan gerçekten ama büyük bir aşkla gidersen ve koşarsan eninde sonunda işte evren, sistem neyse bizi onurlandırıyor, ödüllendiriyor. Bir bakıyorsun işte Türkiye'nin büyük ustası Kayahan oluyor. Evet. Yani o bilir miydi, tahmin edebilir miydi böyle olacağını onları yaşarken, ama her zaman istiyordu ve yapabileceğini biliyordu. Kendine güveniyordu. Ve hiç vazgeçmedi. Bu anlattığın dönemde de aslında şarkıları biliniyor, söyleniyordu değil mi? Tabii ki. Ama demek ki hak ettiğini kazanamıyordu o dönemde. Evet, yani müzik çok yakın bir zamanda para etmeye başladı. Babamın çok güzel bir röportajı var. Diyor ya, şu anda herkes para için müzik yapıyor. Zamanında bana müzik yapıyorum, para kazanmıyorlardı çünkü. Hı hı. Bunun için para vereceksin deseler ben para verirdim diyor. O çok gönlüyle, o çok başkaydı eskiler. Eski zaman çok değişikti. Şu an her şey çok çok basit, çok kolay. Ne bileyim, bence biraz değersizleştirdiler her şeyi. Evet. Şarkılar, sözleri, birçoğuna duyduğum zaman çocuklar da dinliyor onları. Çok çirkin kelimeler duyuyorum içinde. Olmasa daha iyi ama demek onlar da bir şey hizmet ediyor. Dinleyeni var. Evet. Sen yer olacak mısın? Tabii yani bensiz olur mu? Ben de bir de benim de gençliğim Senin oynayacak. Senin gençliğin kim oynayacak? Benim sevdiğim, çok dizi izlemiyorum. Hı-hı. Oyuncu bilgim sıfır. Ama böyle olur ya, böyle bir ekranın karşısından böyle aa falan deyip böyle durduğum, çok sevdiğim, böyle enerjisine tutan. Bayıldığım. İsmini de öğrendim. Çok isim akılda tutamıyorum ama Eda Ece. Eda Ece. Çok seviyorum onu. Hmm. Varlığını, duruşunu, gülüşünü, konuşmasını, oynadığı rol de inanılmaz güzel oynuyordu. Bayılıyorum ona. Belki niye olmasın? Hani o olabilir. Aa, benim gençliğimi oynayabilir. Evet. Çünkü onu çok doğal buluyorum. Çok kendisi gibi buluyorum onu. Yani çok özel bir kişi bence. Babanın filminde bizi en çok ne şaşırtır sence? Şu kısım çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Babamın hiç bilinmeyen o gençlik yılları var. O 17 yaşında müziğe başladı ama nasıl başladı, nerelerdeydi, ailesiyle bu müziğe başladığı için babam, dedem asker kökenliydi. Babamın doktor olmasını istiyordu mesela. Hani o aralarındaki hikayeler, babamın her şeye rağmen buna devam etmesi, Ankara'da bir otelde işletme müdürlüğü yaptı, aynı zamanda şarkı söyledi, işte flüt sattı, işte onu yaptı, işte bunu yaptı falan. Babam çok yalnızdı. Aslında hiç kimseden destek almadan tek başına bir yerlere geldi. O benim için çok büyük bir ilham her zaman. Herkes de bence bunu yapamaz. Hep birilerine bir dayanmak, böyle bir destek isteriz çünkü ama onun tek dayanağı kendisiydi. Belki de onun için bu kadar çok iyi şeyler yaptı. Ya da yapmak zorunda hissetti kendini ama sonunda yaptığımı bence layığıyla, en güzeliyle yaptı. Evet. Şimdiye kadar babanın şarkılarını en güzel kim söyledi? Nilüfer. Direkt en kötü kim söyledi? Yani kötü çok söylenmiştir. Benim en son maruz kaldığım isim var. Onun bence söylediğini düşünüyorum. Ama en güzel bugüne kadar Nilüfer ablam söyledi babamın şarkılarını. Sektörde sen Kayahan gibi bir usta sanatçının kızı olarak hak ettiğin değeri gördün mü? Kesinlikle, görüyor musun? Kesinlikle. Biliyorlar mı? Kesinlikle. Ve öyle bir karşılanıyoruz ki bazen bir yerlerde. Gerçekten gözlerim doluyor benim. Diyorum ki belki küçükken çok üzüldüm. Belki küçükken çok şeylerden mahrum kaldım. Hı hı. Belki yaşayamadığım çok şey oldu ama babam yokluğunda bile öyle güzel şeyler bırakmış ki bana. Diyorum ya, bazen prensesler gibi ağırlanıyorum girdiğim yerlerde. Bazen bir şey alıyorum, parasını istemiyorlar. Bir şey yiyorum, üzerine bir şey daha verip bunu da annenize çocuklarınıza götürün diyorlar. Ya öyle şeylerle karşılaşıyorum ki gerçekten bunlar parayla satın alınamaz ve kelimelerle de çok zor ifade edilir şeyler. Evet, babamın yokluğunda da sanki hala varmış gibi bana bir sürü şey yaşatıyorlar, öyle söyleyeyim. Akşam gazetesi okurlarına, akşam TV izleyicilerine ne söylemek istersin? Kapanışı sana bırakıyorum. Ay, çok teşekkür ediyorum. Sen bir mesajla sağ olun programı kapatırsan. Ya ben sınıflarımda da her zaman şunu söylüyorum. Benim sloganım bu. Lütfen hayatınızın kurbanı değil,
kahraman olun. O kadar çok şikayet ediyoruz. O kadar çok birilerinden bize haklısın demesilerini bekliyoruz ki unutmayın, güç sizde. Her ne oluyorsa da olmuyorsa da siz izin verdiğiniz kadar oluyor ya da izin vermediğiniz için olmuyor. Şikayetlerinizin şükürlere dönüştüğü bir siz diliyorum ben. Hayat her şeye değer. Her şey sizinle beraber var ya da yok. Ve diyeceğim ki mucize olduğunuzu unutmayın. Hepimiz birer mucizeyiz. Ve her şeyi yapabilmeye muktediriz aslında. Yeter ki o cesaretle, o istekle yılmadan yola devam. Devam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.